Evet sevgili YouTube izleyenlerim, efendim hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bendeniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlerle yine bir izlenim köşesindeyiz. Bildiğiniz gibi bir önceki izlenim videom olan Dark Knight Metal'de sizlere bir sonraki videomda Doomsday Clock'tan bahsedeceğimi söylemiştim. Efendim bildiğiniz gibi Doomsday Clock neyi amaçlıyor, nasıl bir çizgi roman? Şimdi bundan biraz bahsedeceğim size. Biliyorsunuz DC'nin klasik DC evreninden tamamıyla ayrı olan Watchmen adlı bir harikulade devasa bir çizgi romanı var. Yani Watchmen'i hala okumadıysanız mutlaka okuyun. Bunun Türkiye'de Türkçesi var, Almancası var, İtalyancası var, İngilizcesi var. Her türlüsü var yani. Watchmen'i mutlaka alıp okuyun. 80'lerde yapılmış olan harikulade bir çizgi romandır hepimizin bildiği. Sonrasında da filmi çekildi zaten. Filmiyle o popülaritesini daha da yukarılara çıkardı. Sonrasında geçtiğimiz senelerde Geoff Johns abimiz, DC'nin biliyorsunuz en baba yazarı, dedi ki arkadaş dedi ben bu Watchmen karakterleriyle de DC evrenindeki karakterleri bir araya getireceğim dedi. Biz tabii böyle bir heyecan falan, ooo falan, böyle parçalandık, bittik, öldük falan. Büyük bir heyecanla beklemeye başladık. Sonrasında ne oldu? Sonrasında Geoff Johns abi DC Rebirth'ı patlattı. DC Rebirth'ı patlattıktan sonra zaten bunun haberini yaptı. Velhasıl kalem geçen sene, hatta ben de biliyorsunuz tanıtımını yaptım. DC ufak 6 sayıdan oluşan bir hikaye yaptı. Hikayenin ismi de The Button'dı. The Button hikayesinde işte başrolde Flash ile Batman vardı. Ne oluyordu? Batman mağarada ne buluyordu? Komedyenin rozetini buluyordu. Komedyen kim? Komedyen Watchmen'den tanıdığımız komedyen. O gülen yüz rozeti var ya. O rozeti buluyordu. Sonrasında bu rozetin üzerinden bir takım dedektifçiliğe falan başlıyordu Flash'la beraber. Fakat şöyle bir şey oldu orada. Geoff Johns dedi ki, bunu dedi resmen Geoff Johns. Geoff Johns dedi ki, ben dedi bu DC Comics karakterleriyle Watchmen karakterlerini The Button hikayesinde bir araya getireceğim dedi. Ve herkes büyük bir heyecanla bekledi. Sonra o The Button hikayesi ne olduysa bir anda değişikliğe uğradı ve o hikayeyi 6 sayıda bitirdiler ve hikayede hiçbir şey olmadı. Kimse kimseyle bir araya gelmedi o hikayede. Sonrasında geçtiğimiz aylarda da işte şimdi şu ekranda gördüğünüz Doomsday Clock, yani Kıyamet Günü Saati adlı 12 sayıdan oluşan DC'nin yine başka bir crossover eventinin yayınına başladılar. Ve bu hikayede Geoff Johns kesinlikle Watchmen ve DC Comics karakterlerini bir araya getireceğini söyledi. Ki getirmeye de başladılar. Ben şu ana kadar hikayenin birinci ve ikinci sayısını okudum. İkinci sayısında Ross Rush'la Batman'i bir araya getirdiler. Ross Rush da biliyorsunuz Watchmen'den çıkan harikulade bir karakterdir. Bir araya geldiler nihayet. Yani yavaş yavaş bir araya gelmeye başladılar. Hikaye şu an için daha gelişme bölümünde değil, hikaye daha giriş bölümünde, öyle söyleyeyim. Daha hala dediğim gibi taşlar yerine yavaş yavaş oturuyor vesaire. Ama güzel bir hikaye. Malum Geoff Johns'ı zaten söylemeye gerek yok. DC'nin bir numaralı yazarı. Çizgi roman dünyasında çok ünlü bir yazarı. Kendisi bu 12 sayılık hikayeyi yazıyor. Çizimleri de Jason Fabian abiye ait. O da zaten harikulade işler çıkarıyor. Jason abinin çizimlerini beğenirim. Çok detaylıdır böyle. Gölgelendirme falan, taşlamalar çok güzeldir. Mantolamalar güzel iş çıkarır. Ve yine bu hikayenin enteresan taraflarından birisi, hikayenin sonlarında Superman ve Dr. Manhattan'ın bir araya gelmesi bekleniyor ki herkes bunu dört gözle bekliyor, ben de dahil. Bakalım yani hikayeyi nasıl bağlayacaklar, nereye götürecekler? Daha şu anda herhangi bir şey yok. Bir sürü spekülatif şeyler var. Hikayenin sonunda Rebirth evrenini bitirecekler diyorlar. Hikayenin sonunda Rebirth evreni başka bir boyuta geçecek diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Yani bunları da böyle Hollywood filmleri gibi, artık çizgi romanları da böyle bir spekülatif, böyle merak uyandırıcı şeyler yapıyorlar. Ama ondan sonra dediğim gibi The Button hikayesinde hepimiz böyle diye kalıverdik. Yani kimse falan bir şey olmadı. Ama bu hikaye tabii güzel sonlanacağına eminim. Güzel bir hikaye olacağı benziyor. Dediğim gibi eğer okumayı istiyorsanız Türkiye'de de şu anda İngilizce versiyonları var, fasikülleri. Alıp okuyun eğer okumak istiyorsanız şayet, veya dijital ortamdan bakın ya da Türkçe baskısını bekleyin derim. Ama kesinlikle klasik olacak bir hikaye olduğuna eminim. Zaten bu bir nevi Watchmen üçlemesinin son halkası olacak. Yani Watchmen'le başlayan 80'li yıllardaki hikaye, sonradaki gelen İkinci hikaye değil ama ara sıcak The Button. Bu da dediğim gibi Doomsday Clock, Cehennem Günü Saati
hikayenin son üçlemenin son halkası olacak derim. Ama mutlaka takibi alın derim. Güzel bir hikaye olacağına eminim. Şu anda güzel gidiyor yani. Efendim bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşünceye dek üye değilseniz şayet üye oluyorsunuz. Videolarımı paylaşıyorsunuz. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.